Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere trileçe tarifi vereceğim. Öyle çok fazla uğraşmayacaksınız. Çok da güzel kabarıyor. Birebir tarifi uyarsanız sizler de çok güzel bir trileçe yapabilirsiniz. Hemen öncelikle yumurta akıyla beyazını ayırdım. 6 adet yumurta akı, 6 adet de yumurta beyazı. Öncelikle yumurtanın akını derin bir kabın içerisine alıyorum. Mikserle karbeyazı haline gelene kadar çırpıyorum. Önce düşük, sonra yüksek devirde. Yanlış bir kap seçmişim maalesef. Biraz daha büyüğüne aktarıyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Yeterli. Yumurta akını kenara alıyorum. Başka bir temiz kap alıyorum tekrar. 6 adet yumurta sarısını içerisine aktarıyorum. Yumurta sarılarının içerisinde beyaz kaçmasında sıkıntı yok ama beyazların içerisinde sarı kaçırmayın, ona dikkat edin. 1,5 su bardağı toz şeker. Kullandığım bardak yine klasik 200 milimliklerden. Şekerle yumurtayı açık sarı olana kadar çırpıyorum. Yarım su bardağı ılık su. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu. İki su bardağı un. Bunları da birkaç dakika çırpıyorum. Yeterli. Artık mikseri kaldırıyorum. Bu aşamadan sonra bir daha mikseri kullanmıyoruz. Yumurta aklarını 3 aşamada yavaş yavaş söndürmeden ilave ediyorum. Tamamen karıştı. Artık içerisinde hiçbir şekilde yumurta beyazı kalmadı. Siz de ona dikkat edin. Havasını söndürmeden yavaş yavaş karıştırırsanız içerisinde kaybolacaktır. Bir de ben 2 su bardağı un koydum diye, siz de öyle koymayın. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. Dikkatli yavaş ekleyin. Borcamı yağlı kağıtla kapladım. Normal evimizdeki borcamlardan. Sizler de istediğiniz gibi çok büyük olmadan bir borcamda ya da tepside yapabilirsiniz. İçerisine boşaltıyorum. Borcamı birkaç kere tezgahın üzerine vuruyorum. İçerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için daha pandispanyanız daha düz pişecektir. 160 derecelik önceden ısıtılmış fırında bir 40-45 dakikada pişecektir. Sizler de kürdanla bakın. Ondan sonranın çok fazlasıyla fırında tutmayın. Pandispanya fırında pişerken hemen üzerine dökeceğim sosu hazırlayayım. 4 su bardağı süt. Şöyle derin bir kabın içerisine alıyorum. 1 su bardağı, 1 kutu krema, 1 su bardağı yani 200 milimlik. Onu da ekliyorum. Süt sıcak falan değil, oda ısısında beklemiş bir süt ya da dolaptan fark etmez. Yarım su bardağından 1 parmak fazla toz şeker. Krema içerisine dağılana kadar karıştırıyorum. Kenarda beklesin. Pandispanya pişti. Bir 15-20 dakika oldu. Dışarıda beklettim. Hemen çıkarıyorum borcamdan. Çok yumuşak bir pandispanya oldu. Tekrar borcamın içerisine oturtuyorum. Pandispanya soğusu, hemen ardından sosu üzerine dökeceğim. Tamamen soğudu artık. Sosunda şeker içerisinde eridi. Üzerine döküyorum. Hatta bir kepçeyle döksem daha iyi olacak. Ben üzerini delmeyi de unuttum. Şöyle birkaç yerinden kürdanla deleyim. Ondan sonra sütünü dökeceğim. Sütü tam anlamıyla çekebilmesi için delin.
Bütün sütü yavaş yavaş eşit bir şekilde döküyorum. Süt ilk aşamada böyle fazla gibi gözükebilir ama şimdi dolaba kaldıracağım. 2-3 saat boyunca dolapta dinlendireceğim. Dolabın normal gözünde. Sütü iyice çekecek. Ondan sonra üzerine karamel sosunu hazırlayıp dökeceğim. Karamel sosunu hazırlayacağım. Şöyle ufak bir tavayı ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum hemen. 1 su bardağı toz şekeri. Her yerine yayacak şekilde döküyorum. Tamamen tavanın altı kapansın. Karıştırmayacağım. Şöyle şekeri dağıtayım. Altını orta ateşe getiriyorum. Kenarlardan hafif rengi dönmeye başladığında karıştıracağım. Kenarlardan kızarmaya başladı. Çok karıştırmıyorum. Sadece şöyle birkaç kere tekrar bırakıyorum. Kenarlardan artık kızarmaya başladı. Karıştırıyorum. Direkt karıştırırsanız çok fazla şeker topaklanıyor. Böyle olursa çok fazla topaklanmıyor. Bu topaklananlar da şimdi içerisinde eriyecek. Altını kısa alıyoruz bu esnada. Rengi de gayet iyi şu anda. Kaşığın arkasıyla ezerek eritiyorum. Şeker içerisinde tamamen eridikten sonra 1 yemek kaşığı tepeleme dolusu tereyağı ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Tereyağını falan koyduktan sonra altını her zaman kısıkta tutun. Yoksa zapt edemezsiniz. Şekeriniz topaklanır. Eğer karameli hazırlarken şekeriniz topaklanırsa sakın çöpe atmayın. En kısa alın, yavaş yavaş böyle kaşığınızın arkasıyla ezerek eritmeye devam edin. Şekerinizi sakın çöpe atmayın yani. Eriyecektir o. Tereyağı içerisinde eridikten sonra 200 gramlık bir kutu kremadan 1 yemek kaşığını ayırdım üzerine süslemek için. Bu esnada altını kapatıyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Dikkat edin, eliniz yanabilir, çok sıcak. Eriyene kadar altını yakmayın. Ocağın altını tekrardan açıyorum ve kısa alıyorum. 1-2 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Bu esnada karıştırmayı bırakmayın. Ocağın altını kapatıyorum. Hafif ılıması için kenara alacağım. Dolaptan çıkardım. Toplamda 3 saattir dinleniyordu. Karamel sosunu da ılık hale getirdim. Ortasına döküyorum şöyle. Ayırdığım kremayı buzdolabı poşetine koydum. İyice sıkıca bağladım. Ucundan da hafif bir delik açtım. Üzerine sıkacağım. Kürdanla çekiyorum. Sadece süs amaçlı. Dolaba kaldırıyorum. Dinlendirdikten sonra servis tabaklarını alacağım. Traliçeyi toplamda 8 saat boyunca dinlendirdim. Üzerindeki krem olduğu için dolaba koyduğumda böyle rengi kremleşti. İlk sürdüğümde daha beyazdı. Dolapta bekledikçe krem bir renk aldı. Hatta ucundan birazcık da çocuklara kesip verdim. Şimdi hemen dilimliyorum. İlk sırayı aldım ki daha rahat sizlere tam anlamıyla her tarafını göstereyim. Yumuşaklığını da göstereyim. Pandispanyası çok yumuşak oldu.
karameli de tam kıvamında. Hatta bastırdıkça süt çıkıyor diyebilirim. Tadına da baktım. Gerçekten çok güzel oluyor. Ağzınızda böyle hafif bir süt tadı geliyor. Umarım siz de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Sever Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.